Değerli 11. sınıf öğrencilerim, merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün 11. sınıf edebiyat dersi 2. dönem 1. klasik yazılı sorularıyla baş başayız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğen tuşunu likeladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, sorular önümüzde geçiyor. Bu sorular iki bölüm halinde olacak. Sizlere şimdi bu soruların tamamını vereceğim ve daha sonra bu sorularla ilgili cevaplarımızı iki video halinde sizlerle paylaşacağım. Sorularımıza geçelim isterseniz. Sizler sorularımızı arkadaşlar öncelikle kendiniz çözdükten sonra cevaplar bölümüne geçerek cevaplayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi isterseniz cevaplarımıza geçelim. Sevgili arkadaşlar, birinci soruda bilimsel makalelerin bölümlerinin adlarını yazın demiş sorumuz. Arkadaşlar, cevap olarak şöyle ifade edeceğiz. Bilimsel makaleler başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç, tartışma ve kaynakça yani bibliografya bölümlerinden oluşur arkadaşlar şeklinde bir cevap verirsek doğru cevap vermiş olacağız. İkinci sorumuza bakarsak burada arkadaşlar bir açıklama verilmiş. Diyor ki temel bilgilerin sunulduğu bölümdür. Bu bölümde konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalar hatırlatılır. Bu çalışmaya neden gerek duyulduğu ortaya konur. Yukarıdaki açıklamada ifade edilen özellik bilimsel makalelerin hangi bölümüyle ilgilidir diye soruyu sormuş. Cevap olarak arkadaşlar ne diyeceğiz? Bilimsel makalelerde paragrafta tanıtılan bölüm giriş bölümüdür arkadaşlar. Yani temel bilgilerin sunulduğu bölüme biz giriş bölümü diyoruz. Bu bölümde arkadaşlar konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalar tanıtılır ve bu çalışmaya neden gerek duyulduğu ifade edilir, ortaya konur. Ondan dolayı bu bölüme biz giriş bölümü dersek doğru yapmış oluruz. Sevgili arkadaşlar, bir diğer sorumuza gelelim. Bilimsel makalelerde kullanılan anlatım biçimleri ve anlatımı geliştirme yolları hangileridir? Evet arkadaşlar, bilimsel makalelerde hangi anlatım biçimleri kullanılır? Şunlar kullanılır arkadaşlar. Kanıtlayıcı anlatım, öğretici anlatım, açıklayıcı anlatım, tartışmacı anlatım biçimleri sıkça kullanılan anlatım biçimleridir. Ve özellikle bunlardan kanıtlayıcı anlatım. Arkadaşlar, anlatımı geliştirme yolları hangileridir? Örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme, tanımlama gibi düşünceyi geliştirme yolları da bu makalelerde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarındandır arkadaşlar. Alıntılardan yararlanılır. Alıntı yapılan kaynak kaynakçada gösterilir arkadaşlar. Peki arkadaşlar, bir diğer soruya geçelim. Kaynakça bölümünde nelere dikkat edilmelidir? Evet, yazdık makalemizi, kaynakçada ne yapacağız? Arkadaşlar, makalenin sonunda yararlanılan kaynaklar liste halinde gösterilir. Makalede yer alan her kaynağa kaynakçada yer verilir. Kaynakçada yer alan her kaynağa metin içinde gönderme yapılır. Kaynakça hangi bilginin hangi kaynaktan alındığını göstermez. Bilginin hangi kaynaktan alındığı metnin içinde kaynağa gönderme yapılarak belirtilir arkadaşlar. Kaynakçada her kaynağa yalnız bir kez yer verilir arkadaşlar ve kaynakçada kaynaklar yazılırken bunun da belli bir sırası vardır arkadaşlar. İşte eser adı, yazar adı, baskı yeri, baskı tarihi, sayfa numarası gibi bunun kendine özgü bir sıralaması vardır. Onu da ders kitabımızda verdik ve sorularımızın içinde de yer alıyor. Evet, şimdi geliyoruz arkadaşlar. Kaynakça bölümü nasıl düzenlenmelidir? Arkadaşlar, iki şekilde kaynakçayı düzenleyebiliyoruz. Bir, dipnotlu kaynak gösterme. İki, parantezli kaynakça gösterme. Şimdi birinciye bakalım. Dipnotlu kaynak göstermede arkadaşlar sırasıyla yazar, kitap adı, yayın evi, yayın yeri, yayın yılı ve sayfa numarası belirtilir. Bu dipnotlu kaynak göstermede. Peki parantezli kaynakçada nasıl gösteriyoruz arkadaşlar? Parantezli kaynakçada metinde gönderme veya alıntı yapılan kaynağa ilgili bölümün sonunda parantez içinde yazarın soyadı,
eserin yayın yılı, sayfa numarası verilerek arkadaşlar atıf yapılır, yani değinilir. Sevgili arkadaşlar, 6. sorumuza geçelim. 6. sorumuzda Türk edebiyatında ilk makalenin adı, yazarı ve hangi gazetede yayınlandığı sorulmuş. Bunu hemen cevaplayalım. Sevgili arkadaşlar, Türk edebiyatında ilk makalenin adı Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi'dir. Biliyorsunuz ilk gazetemiz Tercüman-ı Ahval'dir. Kim çıkarmıştır? Agah Efendi ile İbrahim Şinasi çıkarmıştır bu gazeteyi ve ilk makaleyi İbrahim Şinasi Tercüman-ı Ahval gazetesinde 1860 tarihinde yazmıştır arkadaşlar. Makalenin ismi ise Mukaddime. Buna Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi adı verilmiştir arkadaşlar ve 1860 tarihinde yayınlanan bu makale Türk edebiyatında ilk makalemiz olarak ön plana çıkan bir yazıdır arkadaşlar, türdür diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, bu konu bildiğiniz üzere derslerimizde de sıkça işlenen bir konudur. Peki sevgili arkadaşlar, şimdi geçelim 7. sorumuza. Araştırmaya dayalı metinlerin yazma aşamaları nelerdir arkadaşlar? Araştırmaya yönelik bir metin yazacağız. Hangi aşamalardan geçeceğiz? Arkadaşlar öncelikle hazırlık aşaması, sonra kaynak taraması yapma ve ilgili bölümleri seçme. İkinci olarak planlama bölümüne geçiyoruz. Burada da metnin temel bölümlerini belirlemek ve bilgilerin hangi bölümlerde kullanılacağını tespit etmek yer alıyor. Üçüncü olarak arkadaşlar taslak bir metin oluşturuyoruz ve bunu oluştururken plan doğrultusunda metni yazıyoruz. Kaynaklardan yararlanıyoruz. Metnin içinde ve sonunda kaynakları gösteriyoruz. Dipnotlu kaynak gösterme veya parantez içi kaynak gösterme şeklinde kaynaklarımızı gösteriyoruz arkadaşlar. Daha sonra dördüncü aşama olarak metni düzeltme ve geliştirme işlemini yapıyoruz. Acaba eksiğimiz, gediğimiz var mı, düzenliyoruz. Ve son aşama olarak da yazılan metni paylaşıyoruz. Bunu bir dergide basarak veya bir gazetede basarak veya değişik bloglarda, internet sitemizdeki sayfamızda yayınlayarak metnimizi ne yapabiliriz sevgili arkadaşlar? Paylaşabiliriz. İşte bu 5 aşama arkadaşlar araştırmaya dayalı yazma eyleminin aşamalarıdır. Siz de araştırmaya yönelik bir yazı, bir eser yazdığınız zaman, yazmak istediğiniz zaman arkadaşlar bu planı lütfen takip edin. Özellikle bu planlama, bu yazma aşamaları arkadaşlar proje ödevlerinizde veya üniversitede yapacağınız çalışmalarda size çok büyük katkılar sağlayacak arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar geçelim 8. soruya. Arkadaşlar biliyorsunuz dersimizde gördüğümüz konulardan birisi de münazaraydı arkadaşlar. Münazaranın aşamalarını yazınız demiş sorumuzda. Arkadaşlar münazaranın aşamaları şunlardır. Birincisi iddia ve karşı iddiayı savunan iki grubun oluşturulması yer alır. İkinci olarak değerli öğrencilerim, iddiayı savunan birinci konuşmacının argüman içeren bir tasarı sunması istenir. Üçüncü olarak karşı iddiayı savunan birinci konuşmacının sunulan tasarıya karşı çıkması ve argümanı çürütmesi gelir. Dördüncü olarak iddiayı savunan ikinci konuşmacının karşı iddiayı savunanların argümanlarını çürütmesi ve yeni argümanlar sunması. Beşinci olarak karşı iddiayı savunan ikinci konuşmacının iddiayı savunanların argümanlarını çürütmesi ve yeni argümanlar sunması. Altıncı olarak iddiayı savunan üçüncü konuşmacının yeni argümanlar sunmadan karşı iddiayı savunanların argümanlarını çürütmesi. Yedinci aşama olarak karşı iddiayı savunanlardan üçüncü konuşmacının yeni argümanlar sunmadan iddiayı savunanların argümanlarını çürütmesi ve 8. olarak karşı iddiayı savunanları temsilen birinci veya ikinci konuşmacının özet yapması ve münazara boyunca iki tarafın çatıştığı noktaları tespit etmesi ve son olarak da arkadaşlar iddiayı savunanları temsilen birinci veya ikinci konuşmacının özet yapması ve münazara boyunca iki tarafın çatıştığı noktaları tespit etmesi şeklinde bir
aşama, münazara aşamasını biz ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Sizler de münazara yaptığınız zaman bu aşamaları ne yapacaksınız arkadaşlar? Uygulayacaksınız ve fikrini en iyi savunan, evet yanlış bile olsa fikrini en iyi savunan ne yapacak? Münazarayı kazanmış olacak. Evet, bir diğer soruya gelelim. Arkadaşlar, münazaranın özelliklerini belirtiniz demiş. Evet, münazaranın özellikleri nelerdir? 1. Savunulan düşünceyi kanıtlama ve tartışmadan galip çıkma amacı görülür ve güdülür arkadaşlar. 2. Konuşmacı sayısı 1 ile 4 arasında değişebilir. Gruplar sözcülerini veya başkanlarını önceden belirler. 3. Konuşmalar yapıldıktan sonra jüri konuşmacıların hazırlıklarını, savunmalarını ve konuşma becerilerini dikkate alarak bir değerlendirme yapar ve yarışmanın galibini belirler. 4. Genellikle okul ortamlarında yapılan tartışmalardır arkadaşlar, münazaralar. Ve 5. Ağırlıklı olarak tartışmacı anlatımdan yararlanılır. Yani münazaraların arkadaşlar anlatım biçimi nedir? Tartışmacı anlatımdır. Yani ağırlıklı olarak tartışmacı anlatım, daha sonra kanıtlayıcı anlatımı biz münazaralarda görüyoruz. Bu da münazaranın özelliklerinden bir yenisidir kıymetli öğrenciler. Evet, şimdi 10. sorumuza geliyoruz kıymetli öğrencilerim. Diyor ki, bu iki metnin farklarını 5 madde halinde yazınız. Yani öğretici metinlerle sanatsal metinlerin farklarını yazınız demiş arkadaşlar. Sorularda görmüştünüz metinleri. Arkadaşlar, öğretici metinler okuyucuya bilgi vermek amacıyla yazılırken, sanatsal metinler okuyucuya estetik zevk vermek amacıyla yazılır. Öğretici metinlerde nesnellik, sanatsal metinlerde ise öznellik hakimdir arkadaşlar. Öğretici metinler resmi açık ve sade bir dille yazılır. Sanatsal metinlerde ise dil sanatsaldır. Sanatsal bir üslupla yazılır ve sanatsal metinlerde yazarın veya şairin sanatsal üslup kaygısı mevcuttur. Ve arkadaşlar, öğretici metinlerde dil göndergesel işlevde kullanılırken, sanatsal metinlerde dil sanatsallık işleminde, heyecan bildirme veya şiirsellik işleminde kullanılır. Sanatsal işlemde kullanılır ve öğretici metinlerde kelimeler gerçek anlamda kullanılırken arkadaşlar, sanatsal metinlerde kelimeler mecaz veya yan anlamlarında ne yapılır? Kullanılır sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrencilerim, böylelikle biraz önceki sorularımızda geçen metni, iki farklı metni ne yapmış olduk? Böylelikle değerlendirmiş olduk ve öğretici metinlerle sanatsal metinlerin farkını ortaya koyduk. Çünkü metinlerden biri öğretici, biri de sanatsal metin idi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun size verdiğimiz soruların 10 soruluk bölümünü burada tamamlıyoruz. Videomuzun devamı niteliğindeki ikinci bölümünde de diğer sorularımızı cevaplandıracağız. Videomuzun ikinci bölümünde buluşmak üzere şimdiden sizlere başarılar diliyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için ve videolarımızı likeladığınız için de çok teşekkür ediyorum. İkinci bölümde görüşmek üzere. Oradaki cevapları da takip etmeyi ve çalışmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.